Çetin Bey, size şöyle bir soru yapmak istiyorum. Çağdaş Muhasebeciler Grubu şu an 3'e bölündü. İsimlerini vermeyeceğim. Siz daha iyi biliyorsunuz. Lazım. Niçin bölündüler? Niçin böyle gruplaşmalar oldu? Bunu neye bağlıyorsunuz? Bilgi verir misiniz? Nusret Bey, valla şimdi Çağdaş Grup insan kaynağı açısından kendini yenileyemedi. Yenilmedi. Bakıyorsunuz toplantılarına, oturumlarına, o seminerlerine arkadaşlar aynı. Simalar aynı. Bundan dolayı da yenilemediği için de herkese idari kadroları da yönetim kadroları da devamlı aynı arkadaşlarla oluşuyor. Ve çok merkezci bir yapıları var. Adında demokrat kelimesi geçen bir grup maalesef zaman içinde, seneler içinde demokratlıktan uzaklaştı. O noktada Çağdaş Demokrat grubun içinde hareket kabiliyetiyle beraber bazı arkadaşlar, demokrasiye inanan, demokrasiye güvenen arkadaşlarımız iki grup olarak yeni bir oluşumun içine girdi ve Mayıs ayındaki yapılacak oda seçimlerinde de seçimlere katılacaklar. En azından bir grubun katılacağını biliyorum. O noktada ihtiyaç da vardı, iyi de oldu, örgüt hareketlendirdi, canlandırdı, meslektaşlarımız hareketlendirdi. Üzerlerinde insanın ölü toprağı vardı, ölü toprakları üzerlerine serpildi. Bu noktada yeni oluşumların, yeni grupların mesleğimize çok büyük kazançlar ve faydalar sağlayacağını tahmin ediyorum. İnanıyorum da. Teşekkür ediyorum. Osman Bey, şöyle bir soru yapmak isterim. Meslek mensuplarını, sizlerin toplumdaki yeriniz, öneminiz hakkında bilgi verir misiniz? Valla biz Türkiye'de şu anda faaliyette bulunan akademik meslekler içerisindeyiz bizler. Bir akademik başkanım da saydığı gibi. Doktor, avukat, mühendis, mimar, eczacı. Eczacı, evet. Yani ve mali müşavir. Tabii bu saydığımız mesleklerin hepsi akademik meslekler. Belli bir eğitimi gerektiren, lisans eğitimini gerektiren, lisans eğitimini gerektiren yapılması için gerekli olan meslekler. Tabii toplum içerisinde diğer bir avukat, bir mühendis veya bir doktor kadar statüs sahibi olmadığımız bir gerçek. Bunu sağlamak anlamında da tabii odamızda Cihan Başkanım da dediği gibi henüz daha genç bir yapı. Bu şeyi kuramadık. Diğer meslek dallarına göre bizim toplumdaki statümüz maalesef ki yerli yerinde ve sağlam değil. Hala da bazı arkadaşlarımız veya dışarıdan aldığı bizi muhasebeci olarak görüyorlar. Halbuki biz belki buna biraz da kendimizi yetiştiremiyor muyuz, kendimizi anlatamıyor muyuz? Belki biraz da bizim kendi kusurlarımız da olabilir bu algıyı. Yani toplumdaki algıda, yani görüyorsunuz televizyonlarda tartışmalar oluyor, işte diziler oluyor. Hiç dizilerin hiçbir tanesinde ve televizyon tartışmaları hiçbir tanesinde. Hep sayarlar, işte avukat, doktor, eczacı ama bir tanem anlaşılır. İsmi geçmez şeyde veya dizilerde veya vesaire şeylerde, programlarda hiç mali müşavir değil. Veya geçse de muhasebeci yapmış. Veya o dizilerde muhasebeci, sen nesin ben muhasebeciyim diye geçiyor ama öbürü avukat diyor, dava vekili demiyorlar veya dava takipçisi demiyorlar, avukat diyorlar. Öbürüne de ne bileyim başka bir şey demiyorlar, doktor diyorlar, işte mühendis diyorlar. Bize de muhasebeci diye geçiyor. Halbuki bizim ünvanımız mali müşavir. Bunu belki de bizim daha çok sahiplenmemiz ve bunu zihinlere kazımamız lazım. Bu da bizim hatamız ve eksiğimiz ama tabii daha da çok. Ve hani şunu da söylemek istiyorum. Ekonomiyle alakalı mesela bizler iyi kötü ekonomiyi bilen, mali yapıyı bilen insanlarız. Bu böylesi konularda yani bir avukatı bile çıkarıp konuşturuyorlar. Bir bakıyorsun ekonomist olarak bir doktoru bile çıkarıp konuşturuyorlar ama bir mali müşaviri çıkarıp kimse sormuyor nedir. Yani bir vergi kanunu çıkıyor.
mali müşavirler odasından veya TÜİMOK'tan bir yetkiliği kimse de çağırıp ihtiyaç da duyuyor açıkçası. Yani bu da bizim meslek örgütümüzün biraz önce Çetin Başkan'ın dediği gibi atalet içerisinde olduğunu da gösteriyor. Yani konumuzla alakalı, bizim konumuzla alakalı, meslek camiamızın konusuyla alakalı, iştigal konumuzla alakalı başkaları fikir beyan ediyor çıkıp kamuoyunda. Halbuki bizim mali müşavirler odamız veya TÜİMOK'umuz her türlü konuda sesini yükseltebilmeli, fikrimi beyan edebilmeli. Şunlar yanlıştır, şunlar doğrudur, yapılan düşürür, şu yanlıştır, şunu yaparsak daha doğru olur. Türkiye'nin hali budur, ekonomisi budur, geleceği budur, geçmişi budur. Buna, bu ve buna benzer konularda diğer meslek örgütleri kadar güçlü olmalıyız, dik durmalıyız ve cesaretli olmalıyız diye düşünüyorum. Bunun da işte bu algıyı, işte bizim bu biraz önce saydığım şeyleri dik durmadığımızdan, cesur olmadığımızdan dolayı insanlar da bizi mali müşavir olarak bir akademik meslek olarak değil de işte alaylı, muhasebeci olarak o gözle görüyorlar. Yani Hatay'da kendimize... Biz kendimize de buluyoruz. Tabii algıyı biz kendimiz, yani bir şey vardır, mescidi yüksek tutan saygıdır derler. Şey, uçmaz müritler uçur derler. Biz kendi kendimizi, kendi mesleğimize sahip çıkmazsak, bizim meslek camiamız veya bizim meslek örgütlerimiz mesleğe sahip çıkmazsa, yani sokaktaki vatandaşın da bu şekilde bir algı içerisinde olması ve kamuoyunda bizim böyle algı içerisinde olması da gayet doğru diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Hem şey, bak bana sorduğunuz soru hem de Osman Bey'e sorduğunuz şeyle alakalı olarak. Buyurun. Geçenlerde ofisteyken üşenmedim, bir yarım saatlik bir araştırma yaptım. İstanbul'da akademik meslek odalarında, tabipler odası, barba, eczacılar falan, 90 senesinden beri ortalama 6 tane şey değişmiş. Başkan değişmiş. Ortalama. Şimdi bu mali müşavir odasının özelliğinden mi kaynaklanıyor yoksa yerli başkanının özelliğinden mi kaynaklanıyor? 26 senede başkan değiştirmeyen tek akademik oda İstanbul Serbest Muhasebeci bu mali müşavir odası. Tüm meclisler odası. Demek ki siz meslek mensuplarına bir şeyler verdik yani siz 26 yıl tuttunuz. Seçiciler odası. Şimdi belki tabii yani 26 senedir odada idareci yöneticilik yapıyor ama değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Zeki Bey şöyle bir şey sormak istedim. Yıllardan beri bu mesleği icra ettiniz ve hala ediyorsunuz. Meslekte istediğiniz kariyeri yakalayabilirsiniz. İstediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Genel olarak arkadaşlarım tüm konuşmalarına katılıyorum. Ama ben biraz daha farklı bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Sorunuz neydi sizin? Kariyer kazandınız. Meslekte istediğiniz kariyeri yakalayabiliriz mi? İstediğiniz hedefe ulaşabiliriz mi? Şahsım olarak, Zeki Keç olarak meslekte kariyeri yakalayamadım. Çünkü bu mesleğin yapısından kaynaklanan olumsuzlukları psikolojik olarak çok yaşadım. Hala da yaşıyorum. Şu anda mesleğinde tam artık emekli olduk. Çok fazla da yaptığımı söylenemez ama gençlere geleceğe dönük bu meslekle ilgili bir şeyler aktarabilirsek bu da bizi mutlu eder. Ben mesleğin Türkiye'deki araştırma geliştirmesi ARGE ile ilgili çalışma yapılmadığı noktasında bir şeyler söylemek istiyorum bizim bu odayı. Bunun yanında gençlere de önerirsiniz lütfen. Gençlere önereceğim şeyden önce bizim bu mesleğin yapısından kaynaklanan bir olumsuzluğu anlatmak istiyorum. Hissettiğim, gördüğüm olumsuzluğu anlatmak istiyorum. Yani üretim yapan firmalar, ticari firmalar, işte uluslararası yatırım yapan firmalar bir işe başlamadan önce, bir üretime başlamadan önce bir ARGE çalışması yaparlar. Bu çalışmanın amacı nedir? Üretimi nasıl yönlendireceği, ne kadar yapacağı, yıllık üretim miktarı ne olacağı, ona göre üretimleri planlanır. Bizim meslekte, bir önce arkadaşlarla da mutabık kaldığımız gibi İstanbul'da 44.500 meslek mensubu var. Peki, bir taraftan 500 bin adet işletmenin kapatıldığı, kapandığı ticari olumsuzluklardan dolayı ve bu mesleğe 44.500 meslek mensubuna İstanbul'da iştigal etmesi ne kadar doğru? Veya bu ruhsatların verilmesi ne kadar doğru? Yani şimdi bir üretim mekanizması çalışırken üretiminizi çoğalttığınız zaman
ona göre işçi alımı yaparsınız değil mi? Yani bu üretimi çoğaldığınızda yeni bir işçi alımı gerekebilir veya makine alımı gerekebilir. Peki, şimdi bu tam bizim meslekte tam tersi işliyor. Meslek ticarethaneler kapanıyor. 400 bin, 500 bin Türkiye'de ticarethane kapanıyor. Ama bir yandan meslek mensubu yetiştirip ruhsat veriyor. Korkunç bir handikap değil mi? Yani bu konu üzerinde niye insanlar düşünüyor? Korkunç bir handikap bu. Ha ne oluyor? Mükellef sayısı azalıyor, mali müşavir sayısı çoğalıyor. Ondan sonra diyoruz ki niye haksız rekabet? Evet. Kardeşim yani sen her mezun olana bu belgeyi verirsen haksız rekabet olacak. Çünkü insanlar yemek yemek zorunda. Yani açılamaz. Kısıtlama getirirsin diyorsunuz. Yani sınırı konusu. Şu anda teknik anlamda ben şunu şöyle yapılsın diyemem ama bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıp hayata geçirilebilir. Çünkü yanımızda mesela çalışan insanlar var. Stajından geliyor, mali müşavir oluyor. Biraz önce size tanıştırdığım bayan arkadaşımız gibi. E şimdi kızcağız tırım tırım mükellef arıyor. Niye? Çünkü yaşı geldi. Para kazanması lazım. Evlenecek, çeyiz yapacak. Nasıl yapacak? Çalışarak yapacak. Nasıl yapacak? Yani asıl önemli handikap bu. Biraz önce sormuş olduğunuz soruya da bir daha tekrar ederseniz bir soru sormuştunuz. Ona gelmedi. Gelecek nesile, gençlere ne öneriniz var? Valla ben gençlere, gençlerin Türkiye'nin genel konjonktürünü takip ederek bu mesleğe girip girmemeleri konusunda düşünerek karar vermelerini düşünüyorum. Çünkü muhasebeci deyince hemen büroya açtım para kazandım diye bir şey yok. Biz 35 senede bu işi yapıyoruz. Sonra geldik ama hala mutsuzuz. Ve bizim meslek ne yazık ki üniversite tahsili yapmış olan insanların mutsuzluğuna vesile olan bir meslek haline geldi. Açık söylüyorum ben bu meslekte hiç mutlu olmadım. Çünkü niye? Sizler, niye bağırıyorsunuz? Niye? Çünkü mükellefi memnun edemezsiniz. Devlete para ödeten mekanizmasınız. Yanınızda çalışan elemana iyi para veremezsiniz çünkü mükelleften paranızı zamanında alamazsınız. Efendim, o moral bozukluğuyla evinize gidersiniz, eşiniz de sizi kapıda güvenize karşılamaz çünkü siz somurtarak çekiliyorsunuz. Dolayısıyla bu meslek insanları mutsuz eden bir handikap yapısı var. Zaman bu derneği kurduk, diyorsunuz ki niye bir araya gelemiyorsunuz? Evet gelemeyiz. Çünkü ne KDV